Sayın Cumhurbaşkanım, zatı halinize, Sayın Başbakan'a ve buradaki muhterem heyete iletilmek üzere üzerimde bir selam borcu vardır. Van'da konteyner kentte yaşamaya devam eden kiracıların selamı. Ben bu konteyner kente gittim. Küçücük bebelerle sarıldım. Annelerini babalarını dinledim. Şöyle söyleyeyim. Bir kısmıyla kendi ana dilimde konuşamamanın acısını da yaşadım. Keşke birkaç cümle Kürtçe bilseydim de onlara kendi dillerinde hitap edebilseydim de dedim. Aynı gün Muharrem Bebeğin acılı ailesini de ziyaret ettik. Barış sürecinin içindeyiz. O barış süreci bizlerin de hepimizin insani yönden katkı koymasını gerektiren bir süreç. Biz Muharrem Bebeğin ailesini Türkiye'nin her yerinden varo başkanlarıyla ziyaret ettik. Acıyı paylaştık, kucakladık. Bir şey söyleyeyim mi? Remziye'nin kaybettiğimiz kardeşi Muharrem'in, o acılı ailenin annesine kendi dilinde bir cümle başsağlığı dileyememenin de acısını yaşadım. Birbirimizi anlamaya başlamak zorundayız. Ama iyi yolda olduğumuzu, daha iyi yollara gireceğimizi ümit ediyorum. Remziye'yi 14 yaşında kızımızdır. Baro başkanı olarak sahiplendik. Daha nice Remziye'leri de hep birlikte sizlerle sahipleneceğiz. Bir ihtiyacımız olduğunda başta Sayın Cumhurbaşkanımızın kapısı daima açık olan çalışma ofisine gelip taleplerimizi arz ederiz. Bu Van'da konteynerde yaşayan deprem mağdurları, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devleti. Sosyal devlet yurttaşın barınma ihtiyacını gidermek zorunda. Deprem kiracı mal sahibi ayrımı yapmadan binaları başlarına yıktı. Çoluk çocuk maalesef depremde öldü. Deprem konutları ise öncelikli olarak mal sahiplerine verildi. Kalanlar arasında kura çekimi yapıldı ve sadece bir kısım kiracıya deprem konutu düştü. Konu incelenmiştir tarafımızdan. Bir basit yönetmelik değişikliğiyle o an kiracı olup başlarına yuvaları yıkılan her yurttaşımıza konut tahsis etmemiz mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu yapacak kudreti ve bunu yapmak için birbiriyle yarışacak yöneticileri vardır. 30 Mart yerel seçimlerini geçirdik. Bu arada tabii deprem konutlarında kiracı olduğunu söyleyenlerin kiracı olmadıkları yönünde bir takım iddialar vardır. Bizlere belgelerini getirmişlerdir, kiracı olduklarını ispatlayan. Bu belgeleri de size sunmaya hazırız.